وَمَا يَلِي الْآخِرُ مُدَّ وَافْتَحَ مَعْ كَسْرِ تِلْوَ الثَّانِي مَعْ كَسْرِ تِلْوِ الثَّانِي مِمَّا افْتُتِحَ بِهَمْزِ وَصْلٍ كَاصْطُفِي وَضُمَّ مَا يَرْبَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلَمَ. Evet. وَمَا يَلِي الْآخِرَ وَمَا يَلِي الْآخِرُ عَفْوًا وَمَا يَلِي الْآخِرُ son harfin kendisinden sonra geldiği harfi, yani ma kabli ahir diyoruz kısaca. Ahirden, yani son harften önceki harf mudde. Onu uzat. Vefteha ve meftuet ma kessi tilvesen. Yani tabi önce fetha sonra mudde. Yani son harften önceki harfi fethi yapıp uzat diyor. Ma'kesi tilvethani, tilvethani ikinci harfin talisini de meçhul eder ki üçüncü harf oluyor. Ha, bunları yap. Nerede? Min meftutiha bi hemzi vaslın. Vasıl hemzesiyle başlayan fiillerden bunu yap. Bunu yaptığınız zaman o zaman feyasayu maslarehu, o fiilin mastarını yapmış olursunuz. Mesela istahraca. Bakınız, bu vas hemzesiyle başlayan bir fiildir. Bunun mastarını yapmak için çok pratik bir şekilde üçüncü harfte onu kese yaparız. Son harfi cimdir. Cimden sonra, cimden önce ra gelmiş. Ra-i fetha. O fethayı da uzatıp elif getireceğiz. Böylece istihraç mastar oldu. Evet. Ke istafa, mesela istafa bu hemzeyle başlamıştır. Vasıl hemzesiyle başlamıştır. Bunu meful yapmak mastarını yapmak istediğimizde üçüncü harf olan ta'yı kese yaparız. İstayı. Ondan sonra sonu illet harfidir. Ondan önce fa, o fa'yı fetha yapıp, ki zaten burada meftutur, yani o fethayı uzatıp bir elif orada ilave edeceğiz. Böylece istifa, buna mastar olur. İstifa, istifa en, evet. Ve iktidara, iktidaren, iktidara yine vasıl hemzesiyle başlamıştır. Onu üçüncü harfi olan te'yi, yani mastar yapmak istediğimizde te'yi kese yaparız. Son harfi ra. Ra'dan önceki dal zaten meftutu. Oraya bir elif ilave edeceğiz. İktidar olur mastar. Vahrancı mehrancı amen. Musannif şarih bu iki örneği getirmekle, yani bunun sadece İstafa babına mahsus olmadığını veya Mu'tellü lâma mahsus olmadığını, sahih-ül lâm olan iktidara da aynı, vahrancı merubâ-i mezitte de aynıdır. Ahrancı mehrincâmen. O bitti. Vadumma ma yerba'u fi emsali kad telemlema. Vadumma, madmum et. Bu dumma arkadaşlar binâ-i meclu olarak da kullanılabilir. Yani yorumlanabilir emir olarak da. Ama emir burada, çünkü yukarıda mudde ve iftaha, o mudde de binai mechul veya binai mechul madı veya emir düşünülebilir. Ama ve iftaha'yı ona atf etmesi onun emir olduğu kanaatini, efendime söyleyeyim, güçlendirmektedir. O ihtimali daha doğrusu güçlendirmektedir. Dolayısıyla o emir olunca dumayı da emir yaparız. Çünkü inşanın inşaya atfı daha uygundur. Evet. Ve dummama yerba'u diyor, dördüncü harfi madmum yap. Fi emsalika telemleme. Yani rubai mezid bine mastarını yapmak istediğinizde madinin de dördüncü harfi damme yaptınız mı mastar olur. Yani sadece fark onunladır. Mesela tedahraca,
Bu tedahrece madidir. Bunun mastarını öğrenmek istediğimizde o dördüncü harf tedahara, o dördüncü harf şeydir. Orayı damma yaptık mı mastar olmuş olur. Aslında fesirmez ketedahrece tedahrucem ve telemleme telemlüme. Aslında bu İbn-i Malik'in bu üslubu sanki Kufelilerin görüşünü hatırlatmaktadır. Hani biliyorsunuz Kufeliler diyorlar ki fiil asıldır, diğer kelimeler ondan yapılır. Yani madi asıldır, mudariyattır, mastardır, ismi faaldir, ismi mef'uldür, emirdir. Hepsi madiden yapılır. İbn-i Malik'in bu üslubu biraz onu hatırlatmaktadır. Eğer normalde Basrıların üslubu görüşünü tercih etseydi veya Basrıların tercihine uygun bir üslup kullansaydı şöyle demesi lazımdı. Yani bunların mastarlarını öğrenmek istediğinizde şöyle yapın, onun mastarı olduğu ortaya çıkar. Yani Rubai Mezid'in mesela mastarını tefalen gibi Rubai Mezid'in mastarını öğrenmek istediğinizde dördüncü harfini hareke yaptınız mı mastar ortaya çıkar. Evet. Yani neden böyle dedim? Çünkü Musannef'in bu anlatımı şuna müsaittir. Yani madiden mastarı yapmak. Halbuki bu Basra'nın görüşü olmadığını söyledik yani. Evet. Peki. Şimdi Rubai Mücerred'in mastarlarına geçiyor. Diyor fialun bir kesil fa'in kesiyle. Mesela dahracı dihrac. Özellikle neden fa'nın kesesiyle şarah zikretti? Çünkü Rubai Mücerred'in mastarında fa meftuh olursa o mastar değil, o ismi mastar oluyor. Neden? Çünkü kelamda genelde rubai mücerredlerin mastarları fi'lal veznindedir. Öyleyse fethali gelirse bir yerde mesela vesvesenin vesvas fethali gelmiş, o fethali geleni mastar değil, ismi mastar kabul edeceğiz. Evet. Onun için bir kesifa, yani ismi mastardan ayırmak için bir kesifa demiş. Demek felalun veya felaletun bi fetiha. Fe'nin fethesiyle mastaran ikisi de felanın mastarıdır. Yani şuna işaret etmiş oluyor. Demek ki bir fiilin birden fazla mastarı olabilir. Ki zaten yaygındır bu. Mesela ketebe, sülasi mücerred, mastarı ketmen, kitabeten, kitabe bunlar. Bu şekilde mastarlar gelir. Burada da Rubai Mücerred'in hem dahraceten hem de dihracen iki şekilde mastar gelmişti. Bir fetifay. Vel mulhaqu bihi kedahraceda. Diyor li fa'lala vel mulhaqu bihi. O damma yanlıştı arkadaşlar. Diyor fe'lalun fa'lalatun. Fa'lalanın mastarıdır ve vel mulhaqu bihi ve fa'lalenin mulhaqı olan fiillerde de iki mastar kullanılıyor. Mesela dahraca dahraceten bu normal rubai mücerred bak gelmiş onun mulhaqı ise havkale havkaleten de hikalen de serhefe serhef sir hafen serhefe ser evet sirhafen ve serhefete evet bu ikisi halkara ve serhefe dahracanın şeyidir mülhaklarıdır evet ve ceal makisen thaniyen la evvela diyor biri ikincisi kıyasidir yani faalelet kıyasidir ne demek
Yani tüm rubai mücerretlerin mastarı fialet vezne gelir. Ama fialet kıyasidir. O semaidir. Nerede bulursan kabul edersin. Bulmazsan kendin uyduramazsın. Ve minhum men yec'aluhu ayda makisen. Bazıları onun da kıyası olduğunu söyleyenler var. Evet. Li fa'ala maslarani. Fa'ala babı sülasi mezid, tek harfle sülasi mezid olan fa'ale babında gelen fiillerin iki masları. Birisi fi'al, birisi mufa'ala. Qatale yuqatilu muqateleten kattare. Hatta bazıları üçüncü bir vezin meselesi ki ilave etmişler. Qitale. Qatale yuqatilu muqateleten. Bu kıyasi mastar. Kattalen. Bu semai veya o da kıyasi. Ama bazıları semai olan qitale. Üçüncüsü. Ve yeglubu zafi mefa'u ya'un. Fa'ul fe'liye olan da fi'al vezni yaygındır diyor. Nav yasar muyasaratan. Şey mufa'ale vezni yaygındır. Fi'aldir mufa'ale vezni yaygındır. Ve gayru ma marras sema'u adale. Bu geçenin dışında bu zikrettiğimiz mastarlar işte sülasi mücerretlerde, rubai mücerretlerde, rubai mezitlerde, sülasi mezitlerde bu zikrettiklerimizin dışındakiler es-sema'u adelehu. Sema onun adili olur. Yani sema'a bağlıdır. Sem duymadığımız yerde efendime söyleyeyim getiremeyiz. Mesela ne gibi? Kezzebe kizzabe. Mesela normalde kezzebenin mastarı nedir? Dara. Tekzip. Evet, tef'ildir. Kizab gelmiş, semayidir. Mesela siz kalkıp farrahenin de firrahen diye getiremezsiniz. Çünkü duymamışız. Anlaşıldı mı? Ve nezze tenziyen. Normalde bunun mastarı ne olması lazım? Evet Ozan. Tenziyeten. Bunun mastarı ne olması lazım nezzanın? Nezahe. Nezahe değil mi hocam? Tenziyeten. 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 Normalde mu'tellüllâmin mastarı tef'ile tenziyettir. Ama burada tenziyen tef'il vezinde gelmiş bu semaidir. Ve temellaka timillâkan tif'alen. Burada normalde bunun mastarı nedir? Temelluk. Temelluktur. Ama timillâ gelmiş semaidir. Evet bu adele kelimesiyle ilgili sanırım genelde muadele kökünden gelen bir fiil olarak kullanırlar. Ve ha meful hasıdır. Efendime söyleyeyim damir-i masum muttasıl. Ama bir ikinci ihtimal daha aklıma geliyor. Sanki ve gayru ma marras sema'u adeleh. Yani adelehu bir cümle olarak da yani fiil adeye udu lehu carumecum. Yani böyle bir ihtimal de akla geliyor. Bu da mümkün. Yani gayru ma marras geçenlerin dışındaki de es-sema'u adelehu. Sema öne döner. Yani hükmü sema'idir. Yani Allah-u Alem bu ihtimalde caizdir. Ve fa'letun li marratin kecil kecelse ve fi'letun li hey'etin kecilse. Şimdi tabi dedik ya başında bu bab normalde mastarın konusudur. Bunu mastar sarf babında zikretmesi lazım. Ama kafasına ne esmişse buraya getirmiş. Mastari anlatım olunca şey sarfi mastar diyorum. Sarfi anlatım olunca
sarflerin mastarı marri dedikleri ve mastarı nevi dedikleri onlara da değinecektir. Evet. Tabi nahviler mastarı marriye marri mastarı mastarı adedi diyorlar. Diğerler de mastarı nevi diyorlar. Ama sarfiler mastarı marri fe mastarul heyye veya mastarul hale diyorlar. Evet. Evet. Ve faaletun bi fetil fa'i. Faalet fa'nın fethiyle limarrat. Sülasilerden faalet diye bir şey mastar gelirse o marrayı yani bir sayısını delalet eder. Mesela siz diyelim ki nasartu nasraten yani bir yardımla yardım ettim. Bir yardımla. Daraba darbeten bir dövmeyle dövdü. Evet. Yalnız o faalet marri olur bir şartla. Ennem yekun binaul mastaril ammi aleyha. Eğer umumi mastar faalet vezinde değilse ama umumi mastar faalet vezinde olursa mesela rahimenin umumi mastarı rahmettir. Ha o zaman bunun marri mastarı bir sıfat ilavesiyle olur. Marri mastar. Yani rahmeten vahideten. Mesela nefkat de öyle. Nefkat normal, umumi mastardır. Yani normal mastar. Umumi mastar dediği normal mastar. Normal mastar olunca biz onun marri mastarını yapmak istediğimizde ona sıfat getireceğiz. Mesela ayet-i kerimede فَاِلَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Bak ha, o nefhatun sarfilere göre mastari marridir ve normal mastar tali olunca onun marri olmaz olduğunu getirdiğimiz vahidat sıfatıyla ifade etti. Hocam bu mefru mutlaka alakalı bir şey soracaktım da bu mastar bine-i merrede mesela darabtu darbeteyn bu da mefhum olur mu? Ne olur mu? Yani mesela diyorum ki darabtu darbeteyni. Evet. Yani mastar bine-i merre sadece bir defayı mı ifade ediyor? Mesela darabtu darbeteyni. Tabii şimdi şöyle nahvu sarfıyla biliyorsunuz vezinle uğraşıyorlar. Sıgayla. Şimdi bu sıga mastarın normal mastar sıgası daraba darben neye delalet eder? Şeye delalet eder. Normal darbe. Yani orada marra hey'e yok. Ama eğer marraya delalet etmesini isterseniz ona ne denir? Darbet. Bak faalet vezinde olur. Yani yeni bir vezin karşımıza çıkıyor. Darbet fiilet yeni bir vezin karşımıza çıkıyor. İşte o vezinleri inceliyorlar. O bağlamda darbeteyni de faaleteyni onun tesnesi olarak kabul edilir. Ama genelde müfrede vurgu yapıyorlar. Kecelsetin fe inkana eğer normal mastar am dedi normal mastar faale vezinde olursa fe yudellu alel marrati minhu bil vasf sıfat kel rahime rahmeten vahideten ve fe izâ nufiha fis suri nefhatun vahidetun gibi. Peki ve fi'letun lihiyetin kecilse fi'let fa'nın kesesiyle lihiyetin o da halet yani mastarul hale ve mastarul heyye delalet eder. Kederke o da umumi mastarın bu vezinde olmaması kaydıyla kecilsetin ama fe inkâne binâul âmi aleyha eğer normal mastar o vezinde ise o zaman hey'e nasıl delalet edilir? Febil vasfî keneşittu dâllete niştetem azîmeten. Normal neşidenin mastarı niştet fiilettir. Dolayısıyla bu vaziyetiyle hey'ete delalet etmez.
heyete de, çünkü garip, normal mastar garibi bu vezindedir. Öyleyse mastar-ı halete delalet etmek istediğimizde ona bir sıfat getiririz. O sıfat da azimetendir. Burada yani. Evet. Fi gayri zilselâsi bittel marra ve şezze fîhî heyetun kel himra. Diyor, üçlü fiillerin dışında, yani üçlü dediğimiz rubai mücerred, rubai mezid, sürasi mezid. Onların marri mastarları bir ta, ta iledir. Ama ve şezze fîhî, bu gayri zilselâs, yani sülasenin dışındaki fiillerde mastari hey'e şazdır. Hey'e gelmez. Gelirse mesela himrat ihtemara fiilinin mastari hey'i kullanılmış, bu şazdır. Ha, çünkü fiilet veznine sülasi mezid, rubai mücerred, rubai mezid fiilet veznine müsait değildir. Çünkü onların isimleri üzerinde mezittirler. E mezit olunca sülasi mücerrede nasıl şey yaparız? Hadi şöyle deseniz, onu sülasi mücerrede döndürüp öyle mastarul hey'e yapalım deseniz, biz de deriz ki o zaman o hey'enin mücerred mastarın hey'esi mi, mezit mastarın hey'esi mi karışır. Ondan dolayı mezitlerde o yapılmaz. Evet. Bu beyte İbrahim, bu beyte bir Arap ver. Hocam İbrahim abi memlekete gitmiş. Ben iki gün orada olacakmış. Peki sen söyle bakalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Fi gayri zisselase. Evet. Bittel marra. Bittel marra mübteda mı olacak hocam? Öyle olmaz ki. Hmm. El marru mübtedadır. Bittai haberdir. El marru bittai ve fi gayri zisselasi el marrının halidir. Hmm. Yani el marra hale kevni fi gayri zisselasi bittai. Anlaşıldı mı? Evet. Şafi'den mi talip olsa olmaz mı? Kemarlatin. Efendim? Şafi'den mi talip etse kemarlatin fi gayri zelastı. Hayır, kaf yok ki orada. Ben de. Kaf yok. Kaf olsaydı. Kecelsetin, kecelsetin fi gayri zelastı. Ha, olmaz o. Yok yok. Olmaz çünkü bu tamamen yeni bir cümledir. Bir bakıma yeni bir meseleyi anlatıyor. O bağımsızdır onunla. Evet. Peki. Enlem yekun bina'ul masdari diyor fi gayri zisselâsi bittâ'i yedullu alel marrati yudellu alel marrati. Üçlünün dışında tâ ile marraya delalet edilir. Enlem yekun bina'ul masdari aleyha, yani yine eğer normal mastar o vezinde değilse. Mesela ne gibi? İntalaka, intilakaten. Bak, normal mastar bu vezinde değil. Biz intilakaten deyince o mastarı marri alacağız. Ama ecabe icabeten, istakraca şey, istakame istikameten, o mastarı marri değil. Çünkü ten normalinde vardır. Onun mastarı marrilerini sıfatla yaparız. Fenkana fabri vasf, bak söylüyor. Eğer fenkana, eğer normal mastar tali ise, o zaman marraya ne ile delalet edilir? Fabri vasfı, vasfı mesela istiarete vahideten gibi. Ve şerde fihi fiil-i sülasi, sülasinin dışındakilerde şazdır. Heyetun mastarı, mastarül heyye. Çünkü mastarül hey'enin kalıbı bellidir. Neyleydi kalıbı?
fialet vezniyleydi. Biz bu fialet veznini sülasi mezid, rubai mücerred, rubai mezitte bütün harflerini koruyarak fialet vezni nasıl yapacağız? Mümkün değil. Dolayısıyla onlarda masdar veya yapılmaz. Vezinle. Vezinle yapılmaz. Ama sıfatla yaparsan yaparsın. Vezinle yapılmaz. O vezinle yaptığın sülasi mezitlerde himre gibi o şazdır. Himra ihtemerenin masdarül heyetidir. İmme i'temmenin. İ'temme yani sarık bağladı başına. İmmeten. Yani bir sarık bağlama çeşidiyle bağladı. Vel kimsa takammasanındır. İşte bu üçü mezitlerden kullanılmış. Üçü de şazdır. Anladın, ışıldı mı şeyh? Eyvallah. Burada duralım. Değil mi? Duralım. Allah razı olsun. Hocam. Eyvallah. Efendim. Bu YouTube'da bir iki arkadaş Nesefi'de seri devam edecek mi diye